Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadırdanlar ve azizler. Yani bugün Ramazan gününün yine bir de uçuraşıp durumumuz. Parvardigar alemge hamdü sanalarımız bulsun. Peygamberimiz Mustafa aleyhi salatu vesselam'ge durudu salavatlarımız bulsun. Allah Teala Ramazan ayını her bir gününü bizler için hayırlı küllerden buluştuğunu nasip etken bulsun. Azizler, bana bahalı kudret bu mübarek ayını ibadetlerini ada etip gelmektemiz. Köpçülük yurttaşlarımız Ramazan ruzasını tutmaktalar. Elbette bu hursançılık halatıdır. Ulamalarımız ruzanı üçte derecesi vardır aytgan ekanlar. Birincisi bu ommaviy ruza. İkincisi xos ruza. Ve üçüncüsü ise xoslarning ham xos ruzasıdır deyişken ekan. Ommaviy ruza deganimiz bu hammamız yaxshi bilgan sahar vaqtidan to shom vaqtiga qadar yeyişten, içişten, cinsi yakınlıktan tiyilişlik bilen ada itiledigen ruza. Ama bana şu tutuyetken ruzamızını haslarının ruzasıge, derecesige kurtarışımıza mümkün eken. Elbette haslarının ruzası derecesi bu ruza ibadetini, sevabını köpeytiredigen, onu mükemmel buluştigge sebep bo'ladigan derece inşallah. Hoş, haslarının ruzası qanday bo'ladi? Ulamalarımız aytgan ekanlar ki, haslarının ruzası insan vücudidagi barcha azalarını ruzasıdır. Yani ko'zinin o'ziga xos ruzası, tilinin ruzası, qo'l oyoqlarning ruzası, quloqnin ruzası. Boringki jamiki insonni tanasida joylashgan a'zolarning roza tutishligi bilan xoslarning rozasi vujudga kelar ekan. Misol uchun tilning rozasi. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifida marhamat qildiki astaydu billah xalaqol insana allamahul bayan. Alloh inson yaratdi. Uni o'z fikrini bayon etişlik nimeti bilen siyledi. Nutq nimetini berdi. O'zining fikrini gapirishlik uchun unga ma'lum bir a'zolarni berib, shu a'zolar tufayli gapirishlik nimeti bilen bahramand qildi. Har bir nimetni shukronasi bo'lgani kabi gapirishlik nimetida ham faqat yaxshi gaplarni gapirishlik bilen bo'ladi. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem hadis mübareklerde aittiler. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyakul hayran ev liyasmut. Kimiki Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen bulsa, yaxshi gaplarını gapirsin ya ki cim otursun degenler. Elbette nutq nimeti büyük nimet. Ayrım insanlarda til, jag, tish kabi hamma a'zolar bor. Lekin nutq ne'mati yo'q. Gapira olmaydilar. Bu ham gapiruvchilar uchun bir ibrat bo'lishlik maqsadida Alloh subhanahu va taolo ma'lum bir bandalarini gapirishlik ne'matidan bebahra etgan ekan. Ayniqsa roza tutgan odam faqat yaxshi gaplarni gapirish kerak. G'ibatdan, bo'xtondan, yolg'ondan, birovni ranjitadigan so'zlardan ehtiyot bo'lish kerak. Zero Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi deb marhamat qildilar. Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan ve kuludan azar topmaganlar dur degenler. Demek
til bilan ham, boshqa a'zolar bilan ham azor yetkazmaslik bu chin komil musulmonni fazilati ekan. Aynan Ramazon oyida roza tutuvchilar mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishlari kerak. Yana bir hadisda Rasul akram aytdilar, kim rozador bilan urushmoqchi bo'lsa, so'kishmoqchi bo'lsa, u bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, men rozadorman deb javob qilsin va u joydan uzoqlashsin degan ekanlar. Xuddi shu kabi ko'zni, quloqni, hamma a'zolarimizni ham ehtiyot qiladigan bo'lsak, bu xoslarning darajasiga erishamiz inshaalloh. Alloh taboraka va taolo ana shu darajadagi ro'zani tutib, savoblarga muyassar bo'lishligimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.